Soyadınızı nasıl alırdınız? Sizin de benim gibi çok genel geçer bir soyadınız mı var? Tabii ben isimden kurtarıyorum. Yoksa hikayesi olan bir soyadınız mı var? Bunu niye soruyorum? Türkiye'de soyadı kanunu çıktıktan sonra soyadı kanunu uygulaması esnasında toplumsal statü ilişkilerini belirginleştiren ve yerellik iddialarını güçlendiren bazı soyadları gündeme giriyor. Nasıl diyeceksiniz? Şöyle ki parayla satın alınan, parayla satılan soyadları ortaya çıkıyor. Mesela bazıları soyadı kanunundan önceki aile isimlerini tescil ettirmek istiyor. Veya bakıyoruz ırkını, mezhebini belli eden bazı soyadları ortaya çıkıyor. Tabii bunlar kanuna aykırı. Bir yandan da ırkını, mezhebini silikleştirmeye çalışan bazı soyadlar ortaya çıkıyor. Mesela Ermeniler, Rumlar, Yahudiler gibi azınlıklar soyadı kanunuyla kendi geçmişini perdelemeye çalışıyor. Böylece kendisini toplumsal homojenlik içerisinde özümsetmeye çalışıyor. Öbür yandan tabii bu sadece azınlıklarda da yok. Biz Türklerde de var. Mesela farz-ı mahal köyünde kendi coğrafi bölgesinde kötü isimli alınan bir aileden bahsedelim. Ne olabilir? Diyelim ki o aile yaşadığı coğrafyada dini itikatlarına pek bağlı değil. Bu nedenle de gavur diye anılıyor. Bu tabii ki de özellikle yerel taşra idaresinde oldukça pejoratif manalar uyandıran bir durum. Yani kötü anılan bir durum. Buna ne yapıyor peki devlet? Gavur diye anılan o aileye gidiyor Aksoy soyadını veriyor. Bir anda o aile bulutların üstüne çıkmış oluyor soyadı kanunuyla beraber. Daha öncesinde gavur diye anılıyordu. Yaşadığı coğrafyada kötü anılıyordu. Ama bir anda Aksoy gibi yani temiz, saf, berrak soyunu aklıkla niteliyor. Ve bunu devlet yapıyor. Bu sayede birden bulutların üstünde buluyor kendisini o aile. Tabi bir de yerellik iddiası var. Köyünü, mahallesini, ilini, ilçesini, kasabasını her neyse onun adıyla anılmak istiyor. Onun adıyla öne çıkmak istiyor. Çünkü o coğrafyada kendisi öne çıkan birisi. Öne çıkan eşraftan. O nedenle kendisi o ailenin, o yerin, o coğrafyanın soyadıyla anılmak istiyor. Bakıyoruz mesela İzmir diye soyadı var değil mi? Veya İzmirli diye soyadı var. Veya başka işte köyünün, mahallesinin adını taşıyan bazı soyadları var değil mi? Bunlar da gene soyadı kanunuyla gelen şeyler. Öbür taraftan gene bakıyoruz. Devlet kendi ideolojisini soyadı kanunu üzerinde mütahakkim kılmaya çalışıyor. Yani Kemalizmi mütahakkim kılmaya çalışıyor. Burada şöyle bir şey var. Devlet ideolojisi yani Kemalizm kendi kültürel milliyetçi eğilimlerini soyadı kanunu üzerinde devlet aygıtına ve topluma özümsetmeye çalışıyor. Biz soyadlarına baktığımız zaman genel itibariyle Türk, Öztürk falan değil mi? Hep bu tarz soyadlardır. Aslan, kaplan böyle yücelten soyadlardır değil mi? Bu soyadları niye veriliyor? Devlet kendi türkifikasyon politikası çerçevesinde, tabi bu kültürel milliyetçi bir türkifikasyondur. Ulus devlete mündemiş bir türkifikasyondur. Bunu özümsetmeye çalışıyor. Toplumu özümsetmeye çalışıyor. Tabi bunun şöyle bir alameti farikası var. Türkiye'de pek çok devrim yapıldı değil mi? Şimdi mesela alfabe devrimi yapıldı, yazı değişikliği yapıldı. İşte efendime söyleyeyim kılık kıyafet kanunu getirildi, kılık kıyafet devrimi yapıldı, şapka devrimi yapıldı. Bunların hepsi çok tartışılıyor. Din devrimi yapıldı mesela dinde öze dönüş, dinde Türkçeleşme gibi bir takım şeyler yapıldı. Bunların hepsi o kadar çok tartışılıyor ki günümüzde. Ama soyadı kanununa biz baktığımızda Kemalizm burada kendi ideolojisini mütahakkim kılmaya çalışmasına rağmen, burada bir türkifikasyon yapmasına rağmen o kadar tartışılmıyor. O kadar geçtim hiç tartışılmıyor. Atatürk döneminin son devrimlerinden bir tanesidir. 1934, 35, 36 yıllarına sarkar. Son devrimlerinden bir tanesidir. Diğer devrimler kadar tartışılmıyor. Niye? Bu ciddi bir tartışma konusu mesela değil mi? Aslında esas bunu masaya yatırmaları gerekiyor. Adam mesela ırki olarak Türk değil ama Türk diye soyadı verilmiş. Ulus devletin homojenleştirme projesi çerçevesinde. Bizim İslamcılar biliyorsunuz genelde böyle ümmet toplumu nazariyesinden bakar değil mi? Ümmet toplumu nazariyesinden bakmasına rağmen bunu bir gündeme almıyorlar. Çok ilginç bir konu. Ben de bu nedenle biraz değişmek istedim sizinle soyadı kanunu. Soyadı kanunu normalde 1934 yılında çıkarılan bir kanunla yürürlüğe giriyor. Ama uygulanmaya başlaması bunun yani soyadların dağıtılmaya başlaması 1935 yılı itibariyledir. Tabi Mustafa Kemal Atatürk kendi yakın çevresine falan veriyor. Ama genel olarak halkın kitleye verilmesi bunun 1935 yılı dolaylarındadır. Ve 1936'ya kadar da bunun süresi uzatılıyor. 1936 yılında da halkın nüfusa bu şekilde kaydedilmesi öngörülüyor. Bu konuda işte nüfus müdürlükleri falan görevlendiriliyor. Gerekirse taşraya kadar gidiliyor. Yani illa insanlar hükümet konaklarına vesaire şey nüfus müdürlüklerine gitmek durumunda kalmıyor. Nüfus müdürleri de insanların ayağına kadar gidip soyadı kanununu dağıtıyor. Bununla ilgili gazetelerde falan haberler yapılıyor, duyurular yapılıyor, teşvikler yapılıyor. Ondan sonra mesela soyadı kanunu almayan ailelere cezai yaptırımlar uygulanıyor. Gazetelerde gene mesela soyadı kanunuyla ilgili bazı aileler arası rekabetler falan oluyor. O onun soyadını almak istemiş de bu almak istememiş de falan gibi. Bunlar kendi içinde böyle haberleştiriliyor nasıl bir gerilim yaşandı. Popüler soyadları gazetelerden paylaşılıyor. Mesela şu bölgede, şu coğrafyada şu aile şu soyadını aldı gibi veya şu bölgede şu soyadları daha popüler gibi mesela veya Türkiye genelinde bu soyadları çok alınıyor gibi bir takım böyle haberleştirmeler yapılıyor. Bu haberleştirmelerden mütevelli de tabi bunların duyurusu yapılmış oluyor. Bir yandan teşvik edilmeye çalışılıyor. Bir yandan da tabi soyadı defterleri çıkarılıyor. Mesela çok kullanılması yer veya o ailenin diyelim bir anıldığı bir şey yok soyadıyla ilgili. Aile adıyla ilgili anıldığı bir şey yok. Bir lakabı bir şey yok veya çok geleneksel tınılar içeriyor. O zaman soyadı defterlerinden veriliyor. İşte o Türk, Öztürk işte efendime söyleyeyim Uysal, Aslan, Kaplan işte bu tarz soyadları oradan ileri geliyor. Bir soyadı defteri çıkarılıyor. Bu soyadı defterinden veriliyor onlar. Ama tabii bu mesele Cumhuriyet dönemiyle gelen bir şey değil. Ben hep diyorum ya size Kemalizm aslında Tanzimat'tan beri biriken o kümülatif problemlerin radikal bir şekilde halledilmesidir. Yani Cumhuriyet döneminin o devrimin verdiği atmosferle bu Tanzimat'tan beri kabaca 100 yıldır biriken şeyin birikiyor. Bu tarihsel meseleler, fayatlar falan birikiyor. Bunların çözüme kavuşturulmasıdır. Soyadı kanunu da aynı şekilde aslında. Tanzimat'tan beri gelen tartışılan bir mesele. Niye? Tanzimat'la birlikte Türkiye geleneksel toplum ve siyaset düzlemine yani
geleneksel devlet düzeninden modern devlet düzenine doğru keskin bir şerit değişikliği yaptı değil mi? Tanzimat'tan sonra işte modern okullar açıldı. Oradan yetişenler işte yeni Osmanlılar cemiyetini kurdu. O geldi Jön Türkler oldu. Ondan sonra cumhuriyeti ilan edecek kadroya kadar geldi. Yani devleti kurtaracak bir aydın nesli yetiştirmeyi amaçladı. Devleti kurtaracak aydın nesli devleti kurtardı cumhuriyeti kurarak. Mustafa Kemal Atatürk bunun bir ürünüdür. Şimdi Tanzimat döneminde ne oldu? Soyadı özelinde. Şimdi modern bir toplum ve devlet düzenine geçilecek ya. Modern bir toplum ve devlet düzeninin alamet farikasına belirgin özelliği ne yani? Bir kere teba vatandaş olacak. Tebanın vatandaş olması ne demek? Vergi gibi, askerlik gibi bir takım konularda düzenlemelere gidilmesi demek. Yani vatandaşlar, o teba olan vatandaşlar, tebadan vatandaşa dönüşen kişiler daha doğrusu, bunları net bir şekilde tanımlamak gerekiyor. Net bir şekilde tarifini yapmak gerekiyor. Daha öncesinde neydi? Ahmet oğlu Mehmet. Ama hangi Ahmet oğlu Mehmet? Bir sürü Ahmet oğlu Mehmet olabilir değil mi? Zaten çok yaygın kullanılan isimler bunlar. O zaman bunu ayırt etmemiz gerekiyor. Nasıl ayırt edeceğiz? İşte Kel Ahmet'in oğlu Sivaslı Mehmet. Ama Kel Ahmet'in oğlu Sivaslı Mehmet de bir sürü çıkabilir son tahlilde değil mi? Bu da son tahlilde ayrıştırıcı bir özellik vermiyor bize. O zaman bunun daha net bir taksimini yapmak gerekiyor. Çünkü vergi gibi, askerlik gibi devletle işte o iltisak kuracak ya vatandaş. Yani teba değil artık o vatandaş. Devletin bir öznesi. Devletle ilişki kurabilmesi için net bir tarifini yapmamız gerekiyor bu adamın. Evet bu kişidir. Burada oturuyor. Bu adreste ikamet ediyor. Bu budur diyebilmemiz gerekiyor. Ondan başkası onu nitelememesi gerekiyor. O zaman bu ayrımı yapabilmemiz için bize soyadı gerekiyor. Bunun örnekleri de var zaten Osmanlı Devleti'nde. Batı'da da var. Batı zaten soyadı kullanılan bir şey. Sizin de bildiğiniz gibi. Ama bizde yok mu? Bizde de var. Osmanlı'da gayrimüslim bir teba var değil mi? Bu gayrimüslim teba kim işte? Ermeniler, Yahudiler, Rumlar falan gibi. Bunlar Osmanlı Devleti'nde nüfusa soyadlarıyla kayıtlı zaten. Ha hepsi değil bir kısmı tabii ki de. Soyadlarıyla kayıtlı. Ha mesela işte Ermeni cemaatine mensup kimseler diyelim. İşte soyadı yan ekiyle biten bir takım isimlerle, soy isimleriyle. Tabii soyadı diye geçmiyor ama ailesinin adını taşıdığı bir soyad ile, o aile adı diyelim biz ona. Aile adıyla zaten adam nüfusta kayıtlı. Yani bunun Osmanlı Devleti'nin önünde bir örneği söz konusu. O zaman bunu Türk vatandaşlara da veya işte Müslüman tebaya da uygulanması gerekiyor. Bu Tanzimat döneminden itibaren tartışıla geliyor. Önlerinde örnekler var. Bir vatandaş yaratılması gerekiyor. Dolayısıyla bunu tartışıyorlar. Ama Tanzimat'tan beri biriken pek çok şeyin nihayete erdirilemediği gibi işte kadın hakları olabilir, alfabe devrimi olabilir. Pek çok meselenin Tanzimat'tan itibaren tartışılan pek çok meselenin Cumhuriyet'e kadar nihayete erdirilemediği gibi soyadı meselesi nihayete erdirilemiyor. Ki şu da var. Çok debdebeli bir dönemden bahsediyoruz. Tanzimat'tan sonra Türkiye ciddi bir toprak kaybına sahne oluyor. Osmanlı Devleti'nin çok sayıda toprağı elinden çıkıyor. Özellikle Abdülhamit döneminde. Birinci Dünya Savaşı var. Kurtuluş Savaşı, Milli Mücadele falan derken Cumhuriyet'e kadar gelen süreç acayip bir göç olgusuna sahne oluyor. Anadolu adeta böyle bir göç coğrafyasına dönüşüyor. Göç alan bir coğrafyaya dönüşüyor. Çünkü Osmanlı Devleti'nin kaybettiği topraklardan ciddi bir akım var. Aynı zamanda toprak kaybediliyor. Mübadeleler yapılıyor sürekli. Sürekli de savaşların içindesiniz. Bu ortamda soyadı kanunu gerçekleştirebilmeniz, soyadı gibi veya aile adı falan koyabilmeniz zaten mümkün değil. Çünkü hangi aileler var, kaç aile var, ne kadar nüfusunuz var ve önümüzdeki 10 yıllarda ne kadar nüfus değişimi olacak o bile belli değil. Burada bunu mütahkim kılmanız mümkün değil. Cumhuriyet dönemine gelindiğinde bu iş tekrar ayyuka çıkıyor. Bu soyadı meselesi tekrar gündeme geliyor. Nasıl gündeme geliyor? 1924 yılında Ziya Gökalp'le. Yani o işte Cumhuriyet dönemindeki Türkçülüğün fikir babası var ya Ziya Gökalp. 1924 yılındaki köşe yazarına Ziya Gökalp bu soyadı kanunu meselesini enine boyuna tartışıyor, masaya yatırıyor. Tabii soyadı kanunu demiyor ama bir aile adı verelim diyor. Aile adını niye verelim? Aslında bir takım işte o Tanzimat'tan beri gelen aynı sebeplerden ötürü bir aile adı verelim diyor. Devletin, modern bir devletin askerlik gibi, vergi gibi bir takım meselelerde vatandaşına karşı, tabii zaten ulus devlete geçmişsiniz artık, vatandaşına karşı net bir tarif yapabilme durumu. Bir de geleneksel toplum düzeninden modern topluma geçiş. Şimdi bizim geleneksel düzenimizde neydi? İslami tınlar içeren bir düzen vardı. Yani insanlar namıyla anlıyordu değil mi? Ama İslami tonlarla anılan bir lakaptı bunlar. Şimdi bu gelenekselin aşındırılması gerekiyor. Batılı bir toplum olmamız gerekiyor. Ama bunu da Türkçülük politikaları ekseninde yapmamız gerekiyor. O zaman ne olacak? Bu geleneksel tınlar içeren lakaplar bilmem neler bir kenara atılacak. Öz Türkçe bir takım kelimeler, sözcükler dağarcığımıza girecek. Soyadları da işte öz Türkçe bir takım kelimelerle anılmak durumunda kalacak. Yani Ziya Gökalp bunu savunuyor. Bir, geleneksel düzenden modern düzene geçilecek. İki, bu Türkçülük politikaları ekseninde olacak. Yani işte o Öztürk, Türk bilmem ne falan, Türkoğlu böyle soyadları veriliyor ya. İşte bunun da alamet farikası odur. Ziya Gökalp bunları savunuyor. Ama tabii Ziya Gökalp bunları savunduğunda daha soyadı kanunu falan gündemi yok. Bunu kendi köşe yazılarına masaya yatırıyor. Ama cin şişeden çıkmış artık, öyle söyleyeyim. Ziya Gökalp tabii ölecek, bunları görmeyecek 1930'ları. Ziya Gökalp'ten sonra 1925 yılında Türkiye'de soyadı kanununa dair momentum alındığına dair gazete haberleri dolaşmaya giriyor. Yani soyadı kanunu Türkiye artık gündemine almış. Bu dış basa da yansıyor bu arada. 1929 yılına gelindi İstatistik Umum Müdürlüğü Türkiye'deki aile isimlerine dair bilgi toplamaya başlıyor. Yani senin coğrafyanda işte atıyorum hangi soyadlar, hangi aile isimleri var? Bunlara kafa yoruyor. Bunları topluyor, derc ediyor kendince. Ortaya masaya yatırıyor. Yani soyadı kanunu çok tepeden inmiş bir şey değil öyle. Öncesinde bunun ön hazırlıkları var. Hangi aile isimleri var? Aileler hangi isimlerle anlıyorlar? Hangi coğrafyalarda neler yaygın, neler yaygın değil? Hangisi geleneksel isimlerle anlıyor? Bunlar yeni modernlerin neyini ikame edebilir? 1929 yılından itibaren İstatistik Umum Müdürlüğü bunun çalışmasını yapıyor. Daha 1934'te çıkacak kanun, siz düşünün. 1932 yılına geldiğinde gazeteler aracılığıyla bu soyadı kanunu meselesi artık duyuruluyor.
duyuruluyor. Gazetelerde, dergilerde haberler çıkmaya başlıyor. Bakın böyle böyle bir şey olacak. Sizler soyadı kanunu alacaksınız. Soyadı alacaksınız. Aile isimleri alacaksınız diye gazetelerde, dergilerde bunların duyurusu başlıyor 1932'de. 1932'den sonra şu oluyor. 1933'te tabii düş bir Türkçeleşme furyası falan var ya. Bu müthiş Türkçeleşme furyası içinde tabii Türk Dil Kurumu falan kurulacak işte. 1930'larda biraz daha dünya böyle etnik milliyetçiliğe doğru kanalize olacak değil mi? 1930'lara biraz daha böyle Türkçülüğün falan işte böyle etnik milliyetçiliğin yükselişe geçtiği bir döneme tanıklık edeceğiz. Bu bağlamda Türkiye'de kendince bir Türkifikasyon politikasına gidiyor. Şimdi bu Türkçeleşme furyası içinde isimler de Türkçe'ye çevriliyor. Mesela Mustafa Kemal de kendi adını Kemal yapacak ya, daha sonra onun aslında tam Türkçe olmadığını anınca K Atatürk falan diye geçmeye başlayacak gazetelerde. Önce böyle şey Mustafa'yı komple atar, Kemal Atatürk der. Ondan sonra bakıyor, görüyor ki Kemal da tam Türkçe değil. Aslında böyle Türkçe kale anlamına geldiğini falan farz edecektir. Ondan sonra bakacak ki tam Türkçe değil, K Atatürk diye gazetelerde geçmeye başlayacaktır. İmzasını da zaten o şekilde atacaktır. Yani kendi adını da aslında Mustafa Kemal Atatürk bir süre sonra Türkçe'ye çevirecek. Bu bağlamda okul çocuklarının isimlerinin 1933 yılında Türkçe'ye çevrildiğini görüyoruz biz. Okul çocukları dediğimiz yani ilk öğretime giden bir takım çocuklar öğretmenleri tarafından verilen isimlerle Türkçe isimlere kavuşuyor. Mesela fonetik bakımdan benzerlik kuran isimler. Ne diyelim? Haydar Damar yapılıyor. Fonetik bakımdan benzer olan böyle Arapça, Farsça, bilmem ne farklı kökenlerden gelen isimler Türkçe'ye çevriliyor ama fonetik bakımdan benzer olan kelimeler, sözcükler seçiliyor gene. Türkçe isimler seçilirken bunlar ilkokul öğretmenleri tarafından çocuklara yapılıyor. Ha diyebilirsiniz ki bu bir zordur. Bence değil, şöyle ki biz Mustafa Kemal'in de ismine baktığımız zaman kendisinde bir hikayesi vardır. Kemal ismini öğretmeni veriyor değil mi? Demek ki bu Türkiye'nin devlet geleneğinde olan bir şey. Öğretmenler öğrencilerine böyle isim verebiliyor. Bunlardan nüfusa geçiyor Mustafa Kemal'de olduğu gibi. Bu Türkiye'nin kendi devlet geleneğinde olan bir şeyin gereğince böyle bir şey yapılmış. 1933 yılında yaklaşık 44 tane isim Arapça, Farsça veya farklı kökenden gelen isim Türkçe'ye çevrilmiş ama fonetik bakımdan benzer isimler tercih edilmiş. Türkçe'ye geçerken belli kılavuzlar niteliğinde yapılmış. Bunlar da öğretmenler yap. 1934'te bu kanun tabii yürürlüğe giriyor, soyadı kanunu. Soyadı kanunu yürürlüğe girdikten sonra tartışmalar bitmiyor. Dedik ya zaten bu Tanzimat'tan beri tartışılan bir şey. 1934'te kanunun çıkması esasında şöyle bir tartışma ortaya çıkıyor. Şimdi bu soy adı ya, soy adı derken ırkçı bir şeye mi işaret ediyor? Acaba ırkî bir kavram mı soyadı? Şimdi biz Atatürk'ün bir milliyetçilik anlayışı var ortada. Bir kültürel bir milliyetçilik toplumu homojenleştirmeyi öngörüyor. Yani siz işte Ermeni olabilirsiniz, Laz olabilirsiniz, Gürcü olabilirsiniz, Bulgar olabilirsiniz, Kürt olabilirsiniz, Türk olabilirsiniz. Her ne olursanız olun Türk kimliği etrafında buluşuyorsunuz değil mi? Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir. Tarifinde olduğu gibi Mustafa Kemal Atatürk'ün siz etnik kökeninize bakılmaksızın, mezhebinize bakılmaksızın, dilinize, dininize bir şeyinize bakılmaksızın Türk addediliyorsunuz değil mi? Ama soy adı deyince ve genellikle Türkifikasyon politikaları çerçevesinde soyadları tercih edilince bu acaba ırkçı bir şeye mi çağrışım yapıyor? Mustafa Kemal Atatürk'ün milliyetçilik anlayışına aykırı bir şey mi bu? Veya Mustafa Kemal Atatürk'ün bir laiklik anlayışı var değil mi? Orada da mezhepleri, dinleri falan silikleştiriyor. Herkes aynı değerlendiriliyor. Bitti. Yani devlet dine göre yaklaşmıyor. Sen Müslümansın, sen gayrimüslimsin, yok sen Ortodoksun, Hristiyansın, bilmem nesin falan filan, Alevisin, Sünnisin, öyle bir şey yok. Herkes eşittir. Bitti. Ama biz bakıyoruz soyadı kanunuyla Ermeni cemaatinin, Rum cemaatinin, azınlıkların bunların kendi bir takım yan ekiyle biten soyadları var değil mi? Yani aile adları var Osmanlı'dan beri gelen. E bunlar ne olacak o zaman? Irksal çağrışımlar var, dinsel çağrışımlar var, mezhepsel çağrışımlar var burada diyorlar. Soy adı denilince özellikle bu ırki bir kavramı çağrışım yaptırıyor. Bunu en çok mesela masaya yatıran kişi Ziyaettin Fahri Fındıkoğlu'dur. Ondan sonra biz bakıyoruz başka neler tartışılıyor? Soyad dediğimizde biz nasıl kullanıyoruz? Önce ismimiz, sonra soyadımız değil mi? Ama biz Türkiye'nin geleneksel düzenine baktığımızda Osmanlı'dan beri gelen önce lakap alınıyor, ondan sonra isim alınıyor. Az önceki örnekte de mesela dedik ya Ahmet oğlu Mehmet. Ama hangi Ahmet oğlu Mehmet? İşte atıyorum Kel Ahmet'in oğlu Sivaslı Mehmet. Şimdi burada ne? Sivaslı Mehmet. Yani lakabını, yani soyad yerine kullandığı lakabını adam başta alıyor. Bu bizim geleneksel düzenimize aykırı diyorlar. Zaten bunun örnekleri Batı'da da var. Mesela Rutkay Aziz. Adamın adı normalde Aziz Rutkay değil mi? İşte onun kızı falan da var. Doğa Rutkay değil mi? İşte bu Güldür Güldür'de falan çıkıyor. O da mesela yurt dışında okuduğu için aslında Avusturya mı Avustralya mı o ülkelerin birinde okumuş. O ülkedeki düzen o şekilde olduğu için öyle anılıyor. Rutkay Aziz diye anılıyor. Normalde adı Aziz Rutkay'dır ama öğrenim gördüğü yerde o şekilde anıldığı için Rutkay Aziz diye anılıyor adam. Bizde de acaba böyle bir şey mi yapsak diyorlar. Yani önce soyad dediğimiz şey önce gelecek, daha sonra isim gelecek. Türkiye'nin geleneksel düzeninde olduğu gibi. Bu tartışılıyor mesela. Tabi bunlar kabul görmüyor. Ve tabi soyad kanunun dağıtımı esasında ciddi bir tartışma çıkıyor. Genel örüntünün dışında soyad almak isteyen çok oluyor. İşte dedik ya adam parayla soyad almaya çalışıyor. Önceki aile adını tescil ettirmeye çalışıyor. Ama çok geleneksel tınılar içeriyor. Kanuna göre geleneksel tınılar içermeyecek. Daha çok böyle modern kavramlar içerecek. İşte Türkifikasyon politikaları çerçevesinde bir kavram içerecek. Ve böyle din, cemaat, hani geleneksel tınılar dedim şurada. Adamın dinini, cemaatini, ırkını, mezhebini her neyse bunları belirginleştiriyorsa o soyadı verilmesin deniliyor. Niye? Çünkü Cumhuriyet Ulus Devlet Projesi gereği toplumsal o işte o sınıfları, toplum arasındaki o çizgileri silikleştirecek. Yekpare, bütünsel bir ulus devlet yaratacak. Bir toplum yaratacak. Böyle arada fay hatları falan olmayacak. Cumhuriyetin projesi buydu. Soyadı kanunuyla siz soyadı aldığınızda bunlar belirginleşirse Cumhuriyetin projesi otomatikman çökmüş oluyor. Geleneksel tınılardan kastım o. Aradaki fay hatları keskinleşmeyecek. Ama nüfus memurları işte insanların ayağına gittiğinde veya insanların nüfus müdürlüklerine geldiğinde geleneksel tınılar içeren bir takım soyadlarını almak istiyor. Ailesi nasıl alınıyorsa öyle bir soyadı almak istiyor. Ama
Ama tabii bu çoğu zaman mümkün olmuyor. Mahkemeleşmeler görülüyor mesela. Veya merkeze soruyorlar. Soyadı olur mu? Veya bu soyadı uygun mudur? Merkezden cevap gelirse olumlu o şekilde alınıyor. Olumsuz cevap gelirse o soyadını o kişiye vermiyorlar. Bazıları da ayak diretiyor mesela. Soyadı da ne diyor? Ben geleneksel şeyime sıkı sıkı bağlayayım diyor. Dolayısıyla ben soyadı istemiyorum diyor. Böyle ayak diretenler de oluyor. Bunlara mesela Recep Peker'in sert bir ihtarı var. Bu çocuk oyuncağı falan değil diyor. Aynen bu ifadeyi de kullanıyor. Herkes soyadı alacak diyor. Recep Peker zaten sertliğiyle meşhur birisidir. Ve soyadı almayanlara da defterden az önce bahsettiğim gibi soyadı defterleri oluyor. Bunlardan kalıplaşmış soyadlarından işte Aslan, Kaplan, Yıldız falan, Türk, Öztürk, Türkoğlu falan. Bu tarz soyadlar defterden insanlara genel geçer bir şekilde veriliyor. Bununla ilgili yakında yayınlanan bir kitap da var. Onu da ben size göstereyim. Okudum, inceledim. Daha önce de göstermiştim bu kitabı hatta ben size. Onu da göstereyim. İsteyenler tabii okumak isteyenler inceleyebilir. Meltem Türköz'ün bu soyadı alınmamıştı. Ulus İnşası ve Soyadlar İletişim Yayınları'ndan yeni çıkmış bir kitap ama daha önce İngilizcesi başka memleketlerde basılmış. Kendisinin yurt dışında yapmış olduğu tezinin kitaba çevrilmiş biçimidir. Oldukça geniş bir şekilde incelemiş. İnce olduğuna bakmayın. Oldukça doyurucu bir kitap aslında. Sizler de inceleyebilirsiniz. Kaynakçası da çok sevindim. Epi topu 200 sayfalık bir kitap. Dediğim gibi tezinin aslında daha önce yaptığı bir tezin 20 sene önce falan yaptığı tezin kitaba dönüştürmüş biçimidir. Kitabın özelliği şu: sadece soyadı kanunun tarihsel verilere dayanarak incelememiş. Kendisi sözlü mülakatlar da yapmış. Kimlerle sözlü mülakatlar yapmış? Mesela soyadı kanunu tanıklık eden, yani o soyadın nasıl aldığını bilen, hayatta olan kişilerle kendisi mülakatlar yapmış. Tabii şu anda muhtemelen bu insanlar ölmüştür ama bunun kabaca 20 sene önce falan yapıldığını farz edersek o süre zarfında demek ki yaşıyorlarmış gibi yapılmış. O yönüyle kıymetlidir. Siz de inceleyebilirsiniz. Soyadı kanunun genel hikayesi neydi mesela? Soyadı kanunu nasıl alındı? Buradaki işte hikayeleri nelerdi insanlar? Girişte de bahsettik ya, soyadınızın bir hikayesi var mıydı diye. Varsa bu arada yazabilirsin yorumlar kısmında. Böyle karşılıklı etkileşim olur hem de. Soyadları bir hikayeye göre mi alındı yoksa çok genel geçer mesela bende olduğu gibi çok genel geçer bir soyadım verildi sizlere de. Mesela böylece ortaya çıkmış olur. Bu kitaptan da inceleyebilirsiniz ayrıca. Mesela Mustafa Kemal Atatürk'ün soyadını nasıl aldığına da mercek tutuyor. Meltem Türköz'ün tezi şu: Türk Dili Tetkik Cemiyeti, yani Türk Dil Kurumu yeni adıyla, bu cemiyetin başkanı Saffet Arıkan daha soyadı kanunu çıkmadan önce, yani soyadı zaten masaya yatırılıyor, tartışılıyor falan ya bu Türkçülük politikalar çerçevesinde, Türkifikasyon politikaları çerçevesinde, kendisi Mustafa Kemal Atatürk'e bir hitap esnasında, yani böyle genel kamu önünde bir hitap esnasında ulu önderimiz Atatürk Mustafa Kemal diye bahsediyor ama Atayla Türk'ün arası ayrı bir şekilde bahsediyor. Ulu önderimiz Atatürk Mustafa Kemal diye bahsedince kendisine bu bir nevi örnek alınıyor aslında. Tabii Atatürk'e başka soyadları verilmesi de gündeme geliyor. O da malum. Onlar da tartışıyor bu arada. Ama daha öncesi Atatürk'e biliyorsunuz soyadı kanundan önce işte büyük önder, ulu önder, efendim mesela Reis-i Cumhur Hazretleri, Gazi Paşa Hazretleri falan diye bahsediliyordu. Gazetelerde falan da bu şekilde geçiyordu. Her seferinde adıyla geçmiyordu. Gazetelerin manşetlerinde de bunları görebilmeniz mümkündü. Ama ilk defa Saffet Arıkan ulu önderimiz Atatürk Mustafa Kemal diye bahsedince bu bir nevi örnek alınıyor. Ha başta söylüyor tabii, hani az önceki tartışmada olduğu gibi Mustafa Kemal öncesine, yani onu lakap olarak söylüyor. Tabii daha soyadı kanunu falan olmadığı için, ama bu soyadı olarak anılabilir deniliyor. Onların da hikayesini veriyor Meltem Türköz burada. Sizler de inceleyebilirsiniz. Meltem Türköz'ün bu soyadı alınmamıştı. İletişim Yayınları'ndan çıkmış. Sizler de bakabilirsiniz. Bu videoda sizlerle soyadı kanunu inceledik, masaya yatırdık, tartıştık. Yeni videolar için abone olarak takipte kalabilirsiniz. Görüşmek üzere, esen kalın.